teşekkür ederim. Bu komitede yer alan arkadaşlarımızdan bir tanesiyim ve bu görmüş olduğunuz çalışmamda uygulayıcı yapımcısı olarak görev yaptım. Katliamın üzerinden 28 yıl geçmişti ama sizler de biliyorsunuz ki bu konuda bir yığın yanlış bilgiler var. Ufak tefek çalışmalar yapılsa da bu dönemi tarihe bırakacak bir çalışma yapılmamıştı o zamana kadar. Biz o sorumluluk içerisinde bunu yaptık. Başlangıçta sadece belgeselle yola çıktık ama kendi adıma Madımak Oteli'nde kalan canlarımızı anlatmayan hiçbir çalışmanın içerisinde olamayacağımı söyledim arkadaşlarıma. Arkadaşlarım da tabii ki öyle olması gerekir dedi. Yani eğer bir çalışma olacaksa orada asıl besit bedel ödeyen insanları sondaki gelen kuşaklardaki insanlar tanımalı. Yani oradaki kayıplarımız sadece 33 rakamıyla, sadece isimleriyle anlatılmamalı dedik ve onun üzerine 1,5 yıllık bir çalışmadan sonra dijital kütüphane, ki biraz sonra genel koordinatörümüz genel bilgi verecek, binlerce kaynak var şu anda, arayabileceğiniz bütün kaynaklara ulaşabilirsiniz. İnanıyorum ki bir gün bu topraklarda sevginin, dostluğun, kardeşliğin hakim olacağını ve bir gün o katillerin hesabının sorulacağını biliyorum. Bugün aynı zamanda hem 25 Mayıs Sivas Katliamı Hafıza Merkezi'nin İzmir buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Hem de bugün uzun bir direniş mücadelesi veren Cumartesi hamlelerinin 29 yıldır sürdürdüğü mücadelenin 1000 haftalık etkinlikleri dışarıda, sivil toplum örgütlerinde, meydanlarda tekrar o acıları gündeme getirmek için konuşmalar yapılıyor, dikkat çekiliyor. Bugün hem 90'lı yıllarda biliyorsunuz Türkiye tarihinin en acılı, en karanlık günlerini yaşadığı 90'lı tarihinde yine Sivas'ta olduğu gibi anaların acıları, anaların feryatları günümüze kadar geldi. Onlar da çocuklarını kaybettiler. Onlar da eşlerini kaybettiler. Onlar da babalarını, kardeşlerini, sevgililerini kaybettiler. Tıpkı bizim Madımak'ta kaybettiğimiz 33 canımızın yakınları gibi. Bu katliamların üzerindeki sis perdesinin dağılması için, hakikatin, adaletin ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz 30. yılında karşılaştığımız birkaç şeyi size hatırlatmak istiyorum. 30. yılında evet, Sivas'ta elinde benzin bidonu taşıyan ve bizzat katliamda bizzat rol oynayan kişilerin Cumhurbaşkanı tarafından affedildiğini bildirdi. Ve 30. yılında Sivas Madımak davasının, yani insanlığa karşı işlenmiş bir suçun davasının, yani insanlık davasının sonlandırıldığı ya da kendi namlarına zaman aşımına uğrattıkları bilgi. Fakat o gün mahkemede de kendilerinin üzerine söylediğimiz gibi Sivas Madımak davası insanlık davasıdır. İnsanlığa karşı işlenmiş bir devasa bir suçun davasıdır. Öyle birkaç tane siyasal kararlar açıklayan hakimin, savcının ağzına bırakılamayacak kadar büyük bir davadır. Ve biz o davanın zaman aşımına uğratılma kararını tanımadık, tanımayacağız
Ve biz var olduğumuz, insanlık var olduğu sürece Sivas Madımak davası da devam edecek. 12 Eylül askeri faşist cuntasının iş başına gelmesinin en önemli sebeplerinden biri olan 24 Ocak ekonomik kararları öncesi, yani katliam öncesi yapılan Maraş katliamı, gerçekleştirilen Çorum katliamı, o günün Sivas katliamı ile 24 Ocak kararları arasında bağ kuramazsanız, bugünkü 22 yıllık AKP-MHP ortaklığını anlaşılmasını sağlayamayız. Bugün yaşadığımız her türlü derin krizin, ekonomik siyasal krizin hepsinin şifresi oralarda yatıyor. O yüzden mesela Maraş'ın kara kutu olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söylememize rağmen ısrarla ve inatla Maraş'a gitmemize engel olunuyor. Maraş'ı anmamıza engel olunuyor. Niye? Çünkü Maraş'ın kara kutusu açıldığında bugünkü siyasal iktidarın iş başına geliş biçimini daha iyi anlayacağız. Böyle bir projede elbette ki bir hafıza, geleceğe taşıyabileceğiniz bir hafıza, geleceğe bırakacağımız bir mirasın, bu ülkede yaşanan acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımıza bırakacağımız bir miras. Bu mirası elbette ki hazırlarken mutlaka başta Sivas ailelerimizin, yani 33 ilanımızın yakınlarını, ailelerini orada o katliamı, o acıyı birebir yaşayıp kurtulan dostlarımızın 31 yıldır mücadelenin her alanında her daim yanımızda olan, Madımak'ın önünde olan, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bu acıyı haykıran dostlarımızın bu çalışmadan mutlaka ve mutlaka, elbette ki şu da olsa, keşke şurada da şu da söylense diyebileceği birçok şey olabilir. Bir katliamın, bir soykırımın, bir acının üzerinde bir şeyleri belgelendirmek, onu kamuoyla, dünya kamuoyla paylaşmak, geleceğe taşımak elbette ki kolay değil. Bir acının üzerinde devletin tüm çabasına rağmen, tüm karartmalarına rağmen, tüm imkanına rağmen belgeleri toplamak, tanıkları toplamak, arşivlerden bir şeyler toplayıp Türkiye kamuoyuna sunmak kolay değil. 10 Ekim Ankara Gar katliamının olalı birkaç yıl oldu. Onda dahi devletin nasıl olayı, katliamı karartmak için neler yaptığını biz bile biliyoruz. Ankara'dan bugüne konuşmak benim için çok zor. Çünkü aslında bütün bu süreçte telefonlarla kaç kez konuşmuş olursak olalım, yüz yüze gelip kucaklaştığımızda dokunamadığım, yanına gidemediğim, Nurcan Şahin'in annesi önümden geçtiğinde, Huriye ve eşimin annesinin yanına gitmek istediğimde, ben Huriye ve eşimin annesiyim demekten başka bir cümle kuramadan yürüyüp giden anamızı gördüğümde nefesim kesildi. Biz bugün Hüsnü annenin bana, perçeme, çocuklarıma ördüğü küçük küçük şeylere tutunarak geldik buraya. Çünkü çok öfkeliyiz. 31 yıldır çok öfkeliyiz. 31 yıldır Madımak katliamını gerçekten kimlerin gerçekleştirdiği ortaya çıkarılmadı. Asıl suçlular ortaya çıkarılmadı. Tutuklananlar önemli bir kısmı serbest bırakıldı. Davaların iki tanesi zaman aşımına uğradı. Çok öfkeliyiz. Devlet suçlarında kanıt aranmaz. Ama devlet buradaki hakikati araştırmak bir yana üstünü örttü. Çok öfkeliyiz. Çünkü 31 yıldır adalet tesis edilmedi. Adaletin tesis edilemediği zamanlarda hakikati en geniş kesimlere ulaştırmak adalet mücadelesinin yerini alıyor. Onarıcı adalet mücadelesi yanı başımızda. Bizimle birlikte yurtumuz bir mücadele haline geliyor. 31 yıldır tüm bu mücadelelerde olduğu gibi iki kolumuz kesik gibi hissediyoruz. Omuz başımızda, yanımızda yıllardır mücadele eden dostumuzu gördüğümüzde bir ailenin bir parçası hissediyoruz. Ankara'nın karanlık odalarında bu cinayetlerin, bu katliamların planlandığını, hesaplandığını, sıralandığını biliyoruz. 90'lı yıllar özellikle. Günlerdir işlenen siyasi cinayetler silsilesi bu büyük bir tezgahın sonucuydu. Ve o yüzden biz Ankara'ya gidiyoruz.
Ankara'nın karanlık odalarında dolaşıp oradaki fısıltılara kulak veriyoruz ve politikacıların neler konuştuğunu, nasıl beyanatlar verdiğini, nasıl tepkiler gösterdiğini ve hatta katliam nasıl çarpıtmaya çalıştıklarını görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Ankara'nın son bölümü yine kaçınılmaz olarak tabii ki 30 yıllık duruşmalar süreci. Kayseri'de başlayan, Kayseri'de EGM'de başlayan duruşmalar, Sivas Asliye Ceza'da devam eden ikinci ayak duruşmalar ve bütün bunların Ankara DGM'de birleşmesiyle beraber DGM'ler kapatıldıktan sonra da ağır cezada devam eden mahkemeler sürecini pek çok açıdan farklı yönleriyle ele alıp ne yazık ki geçen sene zaman aşımı kararıyla sonlandırılan fakat bir anlamda tanımadığımız bir karar, devamının yollarını aradığımız, bu davanın devam etmesinin gerekliliğini bildiğimiz için devamının yollarını aradığımız